İsmail Yaşa Hamas ve iki Devletli Çözüm Hamas liderlerinden Halil El Hayye'nin Amerikan Associated Press haber ajansına verdiği röportajda, Filistin devleti ve silah bırakmayla ilgili söyledikleri konuyla ilgili haberlere atılan başlıkların da etkisiyle kafa karışıklığına yol açtı. İsrail ile 5 yıl ya da daha uzun süreli ateşkes anlaşması imzalamaya hazır olduklarını belirten El Hayye. Birleşmiş Milletler kararlarına göre 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönüşünün kabul edilmesi halinde silah bırakıp siyasi partiye dönüşeceklerini ifade etti. Milli Kurtuluş Hareketlerinin bağımsızlığına kavuşan ülkelerin ordularına dönüştüklerine örnek verdi. Bu açıklamaların iki devletli çözümü kabul ediyormuş gibi sunulması sebebiyle Hamas, sabitelerinden ve İsrail'i asla tanımama kararlılığından geri adım mı atıyor sorusu gündeme geldi. Çünkü Halil El Hayye, Şubat 2017'de yaptığı açıklamada uluslararası toplum tarafından desteklenen iki devletli çözüm projesinin çöktüğünü ve ortadan kalktığını, Filistin'in tamamını işgalden kurtaracaklarını söylemişti. Oysa Hamas liderinin o günkü açıklamasıyla bugün söyledikleri arasında herhangi bir çelişki yok. İki devletli çözümle 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulmasını kabul etmek farklı şeyler. Birincisi İsrail'in meşruiyetinin tanınmasını içerirken ikincisinde öyle bir şart söz konusu değil. Hamas 2017'de açıkladığı siyaset belgesinde zaten 1967 sınırlarında Filistin devleti kurulmasına destek vereceğini fakat İsrail'i tanımayacağını ilan etmişti. Ateşkes müzakerelerinde Hamas heyetine başkanlık eden Halil El Hayye'nin son açıklamaları o gün siyaset belgesinde söylenenlerle aşağı yukarı aynı. Bu tür açıklamaların amacı sürekli iki devletli çözümü gündeme getirenlere İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarına uymadığını ve iki devletli çözüme karşı olduğunu göstermek. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden herkes gibi Hamas'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ten ve Yahudilerin Tapınak Tepesi olarak adlandırdıkları Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgeden asla vazgeçmeyeceğini, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşkelerini boşaltmayacağını, dolayısıyla iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini çok iyi biliyor. Uluslararası sistemin İsrail'i Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamaya zorlamaktan aciz olduğu sır değil. Hamas lideri silah bırakmayla ilgili sözleriyle de işgale karşı direnişten vazgeçmeyi kastetmiyor. Bilakis direniş güçlerinin kurulacak Filistin devletinde düzenli orduya dönüşeceğini söylüyor. İsrail'in ve müttefiklerinin Filistin halkının diğer haklı talepleri gibi bunu da kabul etmeyeceğini söylemeye gerek yok. Daha da ötesi İzzettin el-Kassam Tugaylarının Filistin devletinin düzenli ordusuna katılmasına İsrail'den önce Mahmud Abbas ve adamları karşı çıkar. Batı Şeria'daki güvenlik ve istihbarat birimlerinin neredeyse tamamen fetih üyelerinden oluşması bunun en bariz göstergesi. Halil El Hayye AP'ye verdiği röportajda ayrıca Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altına girmek istediğini dile getirdi. Bu da yine uzun süredir gündemde olan bir konu. Fakat Abbas, FKÖ'ye üye olmak için İsrail'i tanıma şartını ileri sürerek Hamas'a o kapıyı kapatıyor. İsmail Yaşa, Diriliş Postası Salih Tuna, Gerçek Başkan Kim? Amerikan Anayasası'nın dillerden düşürülmeyen ilk maddesine göre, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlar sınırsız ifade özgürlüğüne sahiptir. Hatta bu özgürlük o derece sınırsızdır ki birçok ülkede nefret söylemi sayılacak, dolayısıyla yasaklanmış olan ifadeleri dahi kapsar. Sınırsız ifade özgürlüğü dedik ama İsrail hariç elbette. Şayet İsrail'e dokunursan orada ters kelepçe başlar tıpkı Filistin destekçisi öğrencilerinin yanında durarak destek verdiği için kampüs içerisinde polis tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan Amerika'da Atlanta Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Noel McAfee gibi. Hülasa İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek, Amerika'nın sınırsız ifade özgürlüğü kapsamının dışındadır. Gerekçe mi? Protestocuların sözde antisemitik tutum ve ifadeleri. Kolayını bulmuşlar. Antisemitik yaftasını vurdular mı işin aslı astarı sorulmaz nasılsa. Ki İsrail bidayetinden beri Filistin'de işlediği tüm cinayetleri antisemitizm koruması altında gerçekleştirdi. Lakin mahut koruma eskisi kadar kullanışlı değil. İsrail'in gazze soykırımı gösterdi ki Siyonizmin çirkin yüzünü antisemitizm numarası örtmeye artık yetmiyor. Netanyahu'nun, Amerika Üniversiteleri Yahudi karşıtı çetelerin elinde suçlamasına karşı Amerikalı senatör Bernie Sanders'ın verdiği cevap bunun göstergesi. Amerika'da antisemitizm herhangi bir nefret suçuyla mukayese edilemez, böyle bir mukayese teklif dahi edilemez. Zira Siyonizme getirilen her eleştiri Amerika'nın yönetici sınıfına getirilmiş sayılır. Amerika'nın yönetici sınıfı derken sermayeyi yani finans baronlarını kastediyoruz. Kısa süre önce bu köşecikte İsrail lobisi ve uzantıları yoluyla Siyonistlerin Amerika'da nasıl bir etki alanı oluşturduğundan söz etmiştik. Herkes Amerikan yönetiminden İsrail yönetimini dizginlemesini beklerken dizginin İsrail yönetiminin elinde olduğu unutuldu. Siyonist rejim şefi Netanyahu'nun Amerikan üniversitelerindeki soykırıma karşı protestoları kınayan ve yetkilileri protestolara engellemeye davet eden açıklamasının hemen ardından, mezkür protestoların şiddetle dağıtılması ve sayısız öğrenciyle akademisyenin gözaltına alınması, Amerika'da gerçek başkanın kim olduğunu göstermiş oldu. Amerikan vatandaşlarının ciddi bir bölümünün Netanyahu'nun kendilerine kaçak başkanlık etme hevesinden rahatsız olduğu anlaşılıyor. İsrail'in resmi Twitter X hesabının soykırımı protesto eden Kolumbiya Üniversitesi öğrencilerini terörist addetmesini, Amerika ana akım medyasının skandal olarak görmemesi halkın tutumunu yansıtmıyor. Halkın çoğunluğu son zamanlarda yaşanan bu gibi gelişmeleri takip ediyor ve rahatsızlığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç yıl önce Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada İsrail devletinin sınırları neresidir diye sormakla Gazze ve Batı Şeria'ya dikkat çekiyordu. Bugün ciddi sayıda Amerikan vatandaşı İsrail devletinin sınırların neresidir diye sormakla acaba Washington'da o sınırların içerisinde mi kalıyor diye merak ediyor. Umalım ki bu merak, sloganına attıkları özgür bir Filistin'in, özgür bir Amerika yolunda en önemli adım olacağını kavramaya yöneltir onları. Netanyahu'nun dediği gibi, Amerikan üniversiteleri Yahudi karşıtı çetelerin elinde değil. Fakat Amerika'nın Siyonist çetenin elinde olduğu muhakkak. Salih Tuna, Sabah